Herkese yine merhaba, ben Melis Kanal'a hoş geldiniz. Bugün duştan çıktım. Rutinimi göstermeye çalışıyorum sizlere. O yüzden böyle bir video çekeceğim. İsterseniz hemen başlayalım çünkü cildim biraz alerjik ve tatilde normalde yapmadığım şeyleri yapabiliyorum. O sebeple size bunlardan bahsetmek istedim. Mustus BE Skin Vegetarian diye bir maske var elimde. Sephora'da aldım. İlginç bir maske olarak geldi. Bu Daily Harvest Skin. Bu kelimeyi gerçekten telaffuz edemiyorum. Tonap maskeye geçiyor. Birçok şekli var, şey var, seçeneği vardı ama ben bunu alalı sanırım 2-3 hafta oluyor. O sebeple çok emin değilim hangi seçeneklerin olduğuna. Ama böyle nem veren bir yapı. Açamıyorum. Biraz ürünü biraz fazla mı koymuşlar bana? İşte fazla, çok ıslak yani normal olması gerektiğinde. Çok güzel olmadı mı? Şimdi saçtan devam edeceğim. Saç için elimde bir sürü ürün var. Çünkü doğal saçlarım bile olsa çok ince yapılı saçlarım var ve çok çabuk kendini kaybediyorlar. Hasar görüyorlar. Damage hair diye isim geldi bir saniye. Bunu yanıma getirmemiştim. Aa, Allah'tan burada vardı. Şimdi kısacası hemen başlayalım. Şu Elsevier'in yeni elime ulaştı. Ben de hemen hiç evde denemeden tatile getirdim. İkili bakım iksiri komple onlarca express bakım spreyleri. Bunun bir de böyle bir kremi var. Şimdi kepek uçlarını onarır, dış etkenlere karşı korur diyor. Bu da bir yıllık yıpranmaya bir kullanımda savaş açar diyor. Bunda neler vaat ediyor? Kuru saçta son dokunuş olarak uygulandığında kırık uçları mühürler, saça disiplin kazandırır diyor. Değişik cümleler kullanmışlar ama sonuç olarak aynı şeye geliyoruz. Ben kendi adıma yumuşatma etkisi dışında çok çok ekstra bir şey görmedim. Belki de iyi incelemediğim için çünkü saçlarımı hiç düzleştirmedim geldiğimden beri. Hep topladım. Bu da benim kaçıncı kullanışım olacak? Üçüncü kullanışım falan. Böyle tatil üzerine yapılmış bir ürün olduğu için kullanıyorum. Yine bunu kullanacağım. Normalde her gün ama her gün bu mucizevi yağı kullanıyorum. Bunu normalde yağ versiyonunu kullanıyordum zaten. Ya da şimdi buraya koyacağım. Proxy'nin yağını kullanıyordum. Şeyle. Siyah sarımsak mı? Öyle bir şey. Böyle bir yağını kullanıyordum. Bu sebeple buna geçtim. Hem saçımı açması açısından çok güzel. Hem saçımı düzleştirdikten sonraki duruşu da çok güzel. Çok güzel yatıştırıyor. Ben Elsevier'in bu yağlarından vallahi vazgeçemiyorum. O yüzden memnunum. Şimdi de onun yerine bunu kullanıyorum. Eve döndüğüm zaman büyük ihtimalle yine Elsevier geçerim diye düşünüyorum. Zaten saçlarım artık bir şeyler yaptırma vaktim geldi. Kırıklarına en kötü olabilirim. Şöyle tiplerini görüyorsunuz çünkü. Pek iyi bir halde değiller. Maskeyle son performans konuşmam peki. Harika. Son olarak da yine Tony Anger'ı sadece yazın ve tatil zamanlarında aslında denk gelip kullanıyorum. Sea Salt spreyi. Saçıma doku kazandırıyor evet. Ama özellikle bu şişenin yarısına falan geldikten sonra artık saçım hiçbir değişikliğe uğramamaya başlıyor. Yani ve saç ürünlerine alışınca herhalde doku da vermiyor. O yüzden ben de dalga da yaratmadı bu. Zaten dalgalı bir saçım yok ama en azından şey yaptığımda kendi haline bıraktığım zaman biraz dalgalanabiliyor. Ama bununla beraber öyle bir şey de olmadı. Şöyle yapayım. O yüzden sadece doku kazandırsın. Ne zamandır ayrı ayrı kullanmıyorum. Kullanayım. Bir diğer tarağımız ise Silisco adında. Gratis'ten aldım. Unutmuşum tarağımı yanımda getirmeyi. Ben böyle bu tarz, bilmiyorum bu tarz fırçalara ne deniyor. Ama plastik olması tercihen daha çok seviyorum. Daha güzel, daha rahat taradığını düşünüyorum. Bunu da çok sevdim. Eve gidince de buna devam edeceğim. Bayağı baksanıza. 2 dakikada bitti. 5 dakikada Beşiktaş. Hiçbir şekilde, iğrenç esprilerim. Hiçbir şekilde saçınız ucunda bu kadar şey kullandıktan sonra en azından benim saçımda bir topaklanma, bir karışma, bir düğüm olmadı. Memnunum.
Şimdi şu saçları biraz arkaya atalım. Hazır maskeydi bekliyorken. Normalde tabii ki her gün maske yapmıyorum. Ama saçımı bunları yapıyorum. Bugün de maskeyi beklerken ojelerimi değiştireceğim. Zaten sinmiştim. Turuncu ojelerim vardı. Böyle şey yapıyorum. Bilmiyorum siz de yapıyor musunuz ama kırmızı sürüyorsam sonraki sefer nude sürüyorum. Nude sürüyorsam sonraki sefer daha belirgin bir renk sürüyorum. Böyle renklerin nude'luklarını ve belirginliklerini değiştirmeyi seviyorum açıkçası. Şimdi notun bir ojesini süreceğim. Bu 13 numara Coffee Latte. Bunun bir de yalnızca kafe miydi? Öyle bir şey var. Birazcık daha koyusu. Bulursam ismini buraya koyacağım. Bayıldım onun rengine. Tam bir nude oje. Yazın da gitti. Kışın hele sürekli onu kullanırım diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen bunu sürelim hızlıca. Bunu da hiç kullanmamışım daha önce. Bak ilk kullanacağım. Valla tatilde siz nasıl, yani tatil mantığınız nasıl bilmiyorum ama ben genelde İstanbul'da ya da işte günlük hayatımda kafamı dolduran şeyleri tatilde düşünmemeye çalışıyorum. Daha farklı şeyler düşünmeye çalışıyorum ki birazcık mola vereyim. Geri döndüğüm zaman farklı bir bakış açısı kazanmış olayım. Ya da olayları abartmamaya başlayayım diye tatil zamanlarını genelde plan yapmayarak işte döndüğüm zamanki günü bile neredeyse şu an hiç düşünmüyorum. Sanırım son güne falan kalacak o düşünce. Bir sürü makyajım var ama sakinim. Tamamıyla kendimi izole etmeyi seviyorum açıkçası tatilde hayattan. Bu sayede biraz sıfırlanabiliyoruz. Tabii ki geri döndüğümüz zaman tatil bitti bunalımı da devam ediyor. Bu şimdi Instagram'da biz çok TBT yapıp ağlıyoruz ama gerçekten olan bir şey diye düşünüyorum hepimizin çektiği bir çile. Bir de erken kalkmaya o kadar alışmıştım ki burada 3'te mi yaptım dün akşam? Başta yaptım. 3 gibi falan yapmama rağmen yine erken kalkabiliyorum. Dönünce bu arada hazır sohbet ediyorken ojemi sürüyorum. Dönünce de yine Selen'le çalışmaya başlamayı düşünüyorum. Çünkü fark ettiğiniz üzere tombik doyum. Dudaklarımı da nemlendirmiş oluyorum sanırım. Geçen sene 10 kiloya kadar verdim Selen'le beraber. Tam bundan bir sene önce. Bir sene oldu, geçti bile. 10 kilo verdim. Şu an hani zayıflamışsın demenizin sebebi Selen'le beraber verdiğim kilolar aslında bakarsanız. Selen kim peki? Holistik beslenme sayfasının Instagram'da sahibi. Ve aynı zamanda Kıvancı'nın eski iş arkadaşı, o yüzden öyle tanışıyoruz. Yani birdenbire holistik besleneceğim demedim. Varlığından bile haberim yoktu. Şimdi zayıflama videosu daha henüz yayınlanmadı. Ama orada biraz bahsedeceğim nasıl beslendiğimden. Ben şu an çok sağlıksız beslendiğimi düşünmüyorum. Günlük hayatımda. Tatilde değil. ama tabii ki haftalık bazı kaçaklar yapıyorum. Bir ya da iki kere. Bir öğünde yapıyorum bazen. Hani her öğüne, her güne yapacaksam da bir öğünde bir şey kaçırıyorum, yiyorum vesaire gibi. Hem vücudum buna alıştı bu şekilde beslenmeye. Hem de kaçırdığım şeylerin kalorileri ve çok hayvansal gıda ağırlıklı şeyler kaçırıyorum. İşte hamburger yiyorum, ne bileyim işte dondurma gibi şeyler yediğim için de çok çabuk ödem toplayabiliyorum. Hayvansal gıda çünkü vücudunuza gerçekten çok da işe yarayan şeyler değil çok tüketildiğinde. Balık çok tüketmemeye başladım bu zayıflama döneminden sonra. Haliyle zayıflamam durdu. Üstüne 3 kilo da aldım. Çünkü işte tatile gidiyorum. Çok diyorum geliyorum. Bir hafta detoks yapıyorum. İkinci hafta yine kötü beslenmeye devam ediyorum. Midenizi alıştırıyorsunuz aslında. O yüzden böyle 3 kilo aldım. Şimdi de tatilde olduğum için bir kilosunu da aldım büyük ihtimalle. Sonuç olarak böyle konuşuyorum ama. Sonuç olarak dönünce Selen'le beraber yeniden bir diyet programına girmek gibi bir kararım var. Bunu böyle size de sesi söylersem belki yaparım. Çünkü mesela önümüzdeki sene için tatlış planlarım var kendi kariyerim adına. Güzel şeyler yapmayı umut ediyorum. Onları herkes anlatıyor. Herkese. Yani öyle yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum falan diyeyim. Beni tanıyanlar şu an neyden bahsettiğimi çok iyi biliyorlar. O sebeple bir şeyi anlattıkça benim adıma yapma heveslenmesi, yani yapmaya kalkışmam biraz daha hızlı ilerliyor ya da kendime inancım biraz daha artıyor. Çünkü diyorum ki ben bu kadar insana söyledim bunu, yapabilirim, kendime güveniyorum diyorum. Benim için daha güzel bir itekleme bu şeyi. Bir de ona
cesaret oluyor insanlara anlatmam. Ben de çekmek isterim bu arada rutinlerimi neler yapmak istiyorum ama ben pek beceremiyorum o işleri. Yani lifestyle'da vlog çekme olaylarını çok fazla beceremiyorum. Şunu da bu arada çıkarayım artık yeter. Çok sıkıldım. Bu arada yüzümün şuralarında alerji olduğu, nasıl olduğunu da anlatayım. Ya saçım işte. Sanıyorum ki It Cosmetics'in CC kremi. Şuraya biraz getirelim hazır. Bir sürü şey kalmışken. It Cosmetics'in CC kremi. Bir sürdüm denize giderken. 50 faktör biraz da böyle hem de kapatıcılık olmuş olur, değişiklik olur bana dedim. Demez olaydım. 2 gün üstte sürdüm. Hali bu. Yani çok kötü durumda cildim. Ve de dediğim gibi normal beslenmemi de yapmadığım için cildim şoka girdi. Bu taraf güzel ama bu taraf çok kötü dokulu ve sivilceli falan. Normalde Roaccutan döneminden sonra, ki bu 3 yıl öncesine gitmek demek oluyor, hatta 4 yıl olacak neredeyse. O dönemde en son böyle bir sivilcem olmuştu herhalde. O yüzden üzgünüm. Bu arada tırnaklar söz konusu olduğunda da bahsedeceğim 3-5 tane şey var. Ben protez tırnak kullandım biliyorsunuz ki. Çok da memnunum. Yani ben o kullandığım dönemde gerçekten tırnaklarımın görümünden memnundum. Sadece son iki sefer mi diyeyim, son sefer mi diyeyim artık. Şeklini ve bakımını güzel yapmadıklarını düşünüyorum. Biraz özen meselesi, gerçekten uğraşıldığı zaman çok güzel duruyor. Sonuç olarak ben protez yine takar mıyım? Kesinlikle takarım. Hani çevremden bu kadar insan bana ya Melis takma artık demese, senin tırnak yapın zaten güzel demese ben protezle yaşarım. Ancak ve ancak çıkarttıktan sonra tırnaklarında doku kaldı tabii ki. Ve çok inceler. Öyle böyle değiller yani. Şuradan göstereyim. Gösterebilecek miyim acaba? Şu an gösteremeyeceğim. Oje sürdüm. Ama kağıt gibiler. İnceliklerini demiyorum sadece. Esneklikle yapılarını da çok değiştirdiler. Yani ben kutu kola açamıyorum şu an. Benim adıma çok çok umurumda olan bir şey değil. Çünkü bu aylar sonra düzelecek zaten. Tırnaklarım çabuk uzuyor benim. Kendi adıma benim ilk endişem bu değil. İyi ki de kullanmışım diyorum. Ama eğer böyle bir endişeniz varsa yaptırmamanızı tavsiye ederim. Yine teşvik etmek gibi olmasın. Tırnaklarınız tabii ki biraz deforme oluyor. Son olarak da benim tırnaklarım full sarı, yani turunculaşmaya başlamıştı. Çünkü ben ojesiz dolaşamıyorum. Çıkarttığım zaman şu anki tırnaklarımı göstermedim ama bayağı da beyazlar. Böyle çok oje süren ve bunu değiştirmek, bu rutini değiştirmek ama bir yandan da mükemmel tırnaklara sahip olmak için de güzel bir alternatif. Aşırı rahat oluyordu yani. Gelin makyajına gittiğim, geldiğim zaman da fotoğraflarda işte sadece elimizi çektikleri için ben çok fazla gözükmüyorum haliyle gelin fotoğraflarında. Hem eliniz çok zarif duruyor, hem çok güzel duruyor, hem bütün fotoğraflarda mükemmel tırnaklarınız oluyor. Çıkma derdi olmuyor gibi gibi bir sürü pozitif şey var. Negatifleri de çıkardığınız zaman ama bunu alıştığınız sürede de şey diyorlar bazen de. Çok uzun süre kullanacaksan mola ver, mola verdiğiniz dönemde kullanılmayacak gibi değil. Zaten protez tırnak taktığınız zaman çok dikkatli oluyorsunuz. Her şeyi çok dikkatli bir şekilde açıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ben buna alıştım. O yüzden çıkardıktan sonra da aynı şekilde yaşamaya devam ettiğim için de hayatımda benim çok fazla bir şey değişmedi. Ama siz çok fazla elinizde iş yapıyorsanız ve tırnaklarınızı kullanıyorsunuz ki bunun farkındalığını yaptırmadan fark edemiyorsunuz. Çok da tavsiye etmem çünkü kırılmaya ve canınızı yakmaya meyilli olur. Bu şekilde. Size kesinlikle elinizde bulunması gereken ürününüzü göstereyim. Eğer benim gibi oje kullanmayı seviyorsanız bu da Encan Express Top Coat'u, kurutucusu. Benim çok uzun yıllardır yani bunu keşfetmediğim bütün dönemde kullandığım bütün Express kurutucular, bütün Top Coat'lar hiçbir işe yaramıyordu. Ne yapıyordum? Ben saat 8'de sürüyorum akşam ojemi. Saat 12 oluyor, yatıyorum. Bak arada 4 saat fark var. Ben Express kuruturumu bile kullanmışım. İşte spreyimi neyse. Sabah tırnaklarında saç izi. Ve çok özenirdim insanların bu işsiz manikürlerine, ojelerine. Sonra bunu bulduk ablamla beraber. Tabii ki gratis'te. 3 senedir mütemadiyen her ay bir tane bitirme suretiyle neredeyse. 2 ay dayanıyor maksimum bana. Ben dediğim gibi sürekli oje değiştiriyorum ve ablamla beraber kullanabiliyorum bazen. Gratis'e girdiğimde
yedekliyorum. Eskisi kadar her girdiğimde yedeklemiyorum çünkü bu arada gratis puanıma baktım. 26 lira birikmişti. Yani bu demek oluyor ki 2600 lira harcamışım ben Ocak ayından beri gratiste. Bu da kart kullanımımla beraber. Yani kart kullanmadığım bir zaman olduysa da göremiyorum tabii ki. Haliyle gratiste her girdiğim zaman bundan almış olsaydım şu an evde bundan satacak kadar fazla olurdu. Neden gratisten bu kadar alışveriş yapıyorsun Melis diyorsanız da Lyonis'in tekli kirpiklerini, Andrea'yı ve Lush'ın kirpiklerini sürekli alıyorum ve özel gün makyajına tekli kirpik kullanmayı seviyorum. Lyonis'i özellikle kullandığım için de yalnızca oradan satın alıyorum. O yüzden sadece kirpik harcamam Ocak ayından beri bu kadarmış. Onu da fark etmiş oldum. Tabii ki başka yerlerden de aldım bu arada. Hani sadece gratis'te aldığım harcamalarım bu. Diyorum ki Lyonis'i bir arasam toplu satış falan mı yapsam acaba toplayalım. Lütfen ben oradan 100 kutu şey long, medium, short alabilir miyim falan diyormuşum. Öyle yapsam çok güzel olabilirdi. Şimdi cildimi zaten nemlendirdim. Ben bunu biraz bırakacağım. Cildimin dinlenmesini istiyorum. Daha sonra akşam da makyaj yapacağım. Onu ayrı bir part olarak çekelim diye düşünüyorum ve saçımı kurutuyorum. Bakınız saçlarım efsane oldu ancak ve ancak bunun üstünden biraz şunu geçeyim ben. Çünkü normalde saçımı kurturken düzleştiririm ben ya falan dedim. Şu kadarcık aldım. Ama çok güzel kuruttum. Tebrik ederim kendim. Biraz elektriğini alalım. En sonda banyodan bu nemden çıktığım zaman şuraya saç spreyi sıkıyorum. Sonra şöyle elimi düzeltiyorum yalnızca. Bu sayede ter ter duran düz saçlardan kurtulmuş oluyorum. Evet biraz yağlı gösteriyor çok sıktığınız zaman ama yeteri kadar sıktığınız zaman güzel duruyor. Umarım böyle video hoşunuza gitmiştir. Bu arada sizi karşıladım ama gerçekten çok sıcak oluyor. Hem de böyle bu havayı birazcık daha size yansıtabileyim istedim. Tatilde yaptığım çoğunlukla böyle şeyler oluyor. Video sponsoru değildir. Sadece kullandığım ürünleri, kendim denediğim ürünleri anlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmasını sevinirim. Böyle videoları da istiyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.